sabah Roma'yı da terk edip Napoli'ye kadar geldim. Tanıdığın yoksa tek başınaysan gelme demişlerdi. Biraz tehlikeli dediler, mafya şu bu, bayağı korkuttular beni. Mafya falan bana ulaşmaz herhalde buralarda. Şu an şehir turuna devam ediyoruz. Daha güzel bir yerden de görüntü alırım ama karşıdaki İtalya'daki Vezüv Yanardağı. Bir de İtalya'da benim bildiğim Etna var ama Etna'nın nerede olduğunu bilmiyorum, hangi ilde. Bu arada Napoli'de şöyle söyleyeyim, şimdi gördüm, Maradona Napoli'de oynamış futbol takımında zamanında. Onu da bilgi olarak aktarayım. Hep böyle birbirine benziyor. Burası çok tipik olduğu için burada dedim böyle bir video çekeyim. Binalar eski, küçücük balkonları var, çamaşırlar, çiçekler, daracık sokaklar. Vezüv Dağı üzerinden Napoli'nin görüntüsü. Şu an Vezüv Dağı Milli Parkı'ndayız. Fuat abi burada. yapıyoruz. Evet, daha krateri falan görmedik. Yanardağı göreceğiz birazdan. Burası işte Pompei'nin üstüne lavları püskürtüp Pompei'nin yok olmasına sebep olan yanardağ. Bu olay ne zaman olmuş? Milattan sonra 774 yılında. Bakalım, krateri ben çok merak ediyorum asıl. Birazdan göreceğiz. Şimdi kraterine geldik gibi şimdi. Bu ilk durduğumuz yer burası. Daha herhalde karşıdan, oradan başka açıdan da göreceğiz. Aşağısı Napoli, karşısı. Overheated, that goes down like an arige. 150 kilometers per hour, those waves will run, but the temperature inside of these big waves will be more than 500 degrees. So the next generation, they have to face probably another big barbecue. Evet, Vezüv Yanardağı'nın krateri en son 1944'te aktif olmuş. Milattan sonra 74'te de Pompei şehrini yok eden yanardağ Napoli'de. Karşıda hemen Capri Adası görünüyor.